Geçeceğim arkadaşlar. Taksiyle ilgili konuşacağım ben zaten ki Sayın Başkan'a teşekkür ederim. Sayın Başkan dedi ki yasal olmayan her şeye karşıyız. Doğrudur. Kesinlikle. Ve hatta dediniz ki taksi camiasında çalışan 52 bin arkadaşız. Şoför. 52 bin emekçi arkadaşız. O şoförlerin sizin başkanı olduğunuz yönetimde söz hakkı yok. Oy kullanma hakkı da yok. İstanbul'da iki tane oda var. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, İstanbul Şoförler Esnaf Odası. Evet. Biz Seyrantepe'de aynı binadayız. Üst katta İstanbul Şoförler Odası var. Alt katta İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, bizim temsil ettiğimiz oda var. Evet. Şoför arkadaşların temsil edildiği oda var. İstanbul Şoförler Esnaf Odası. Ama siz ama onları temsil etmiyorsunuz. Onları temsil ediyoruz ama odalarımız ayrı. Hayır. Biz ticari araçtan geçimini sağlayan bütün emekçi arkadaşlar ve araç sahiplerinin, taksiden geçimini sağlayan herkesin temsilcisiyiz. Ama plaka sahipleri size üye olabiliyor. Resmiyette, kanunen vergi levhası sahipleri, mükellef olanlar ve ticari araç olanlar bizim esnaf odamıza üyeler. Evet. Evet. Şimdi ben bir dakikalık bir soru sormak istiyorum Buyurun. Size. Şöyle. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 7. maddesinde diyor ki Büyükşehir ulaşım ana planını yapmak ve yaptırmak, uygulamak, ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak, koordinasyonu sağlamak o şehrin belediyesine verilmiş bu yetki. Doğru. Tamam. 1500 daha önce yürürlükte olan 1580 sayılı Belediye Kanunu belediyenin vazifeleri görevinde de bu kanuna atıfta bulunmuş. Kaldırıldı. 5393 sayılı kanunla devam etti. Ardından yasal düzenlemeler yapıldı. 5216 sayılı kanunun 7. maddesinde de minibüs ve taksilerle ilgili bütün yönetim her şeyini belediyeye vermiş. Şimdi geldiğimiz noktada bütün yetki toplu taşımayla ilgili dolmuş minibüs taksi bütün hepsi belediyedeyken yetkisi. Son dönemde özellikle Ekrem İmamoğlu belediye seçimlerini kazanmadan önce UKM toplantısında yetki sayısı 11'di. Bir anda bir vahiy geldi. Bir yenilik oldu. UKM toplantısındaki 19.02.2021 tarihli resmi gazetede bir anda yönetmelik değişikliği yapıldı ve UKM'nin sayısı değiştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ ve Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı'ndan birer temsilci de gönderildi ve sayı 15'e çıktı. Onların sayısı 15'e, belediyenin sayısı 11'e çıktı. Dolayısıyla 14 defa taksi arttırımı iptal edildi. Şimdi sorum şu. Yıl 1965. Nüfusumuz 2 milyon 200 bin. Bizim taksi sayımız 15.514. Grafik var arkadaşlar, verelim. Yıl 2022, nüfusumuz 16 milyon 34 bin. Taksi evet. Sayımız 18.395. 57 yılda İstanbul nüfusu 8'e katlanırken taksi sayısı sadece 2.881 adet artmış. Şimdi ben bununla ilgili dünyanın çeşitli ülkelerindeki sistem nasıl? Ve onların bu kadar trafik yoğunluğuna rağmen nasıl işlem yapmışlar bunu merak ettim. O da şu değerli başkan. 3.6 milyon nüfuslu Berlin'de 7500 tane taksi var. 8.9 milyon nüfuslu Londra'da 14600 taksici var. 80.500 de özel taşıma aracı var Londra'da. Sizin karşı olduğunuz taşıma sistemi var. 12 milyonluk Moskova'da 70.000 taksi var. Şimdi 16 milyonluk nüfuslu İstanbul'da 18.395 taksimiz var. Ve bu taksiler zamanında ihalesiz şekilde verildi. Az önce dediniz ki yasal olmayan her şeye karşıyız. Devlet diyor ki son açıklanan 2021 yılı Sayıştay raporunda aynen şu kelimeyi kullanıyor İBB'ye. Sen verdiğin taksi plakalarının ihalelerini iptal etmelisin. İhalesiz olanları iptal etmelisin. Gelir elde etmelisin. Bütün sorumluluk sende ki Anayasa Mahkemesi kararı da var. Danıştay'ın kararları da var. Bunları neden gelir almadan yapıyorsun diyor. Peki mevcut taksicilerin ve taksi plakalarının sahiplerinin şu andaki yaşadığımız sorunla ilgili sunacağı çözüm nedir? İBB'nin sizin karşınızdaki İBB'nin sunduğu teklifler var. Reddediliyor UKM'nin değiştirilen yapısında ve sizin bununla ilgili yaptığınız konuşmalar dinlediğimizde ise elektronik aplikasyon ve diğerleri diye sıralıyorsunuz. Çözüm nasıl olacak Sayın Başkan? Yani şununla altını çizelim. Yani nüfus sayısı artıyor, plaka sayısı aynı kalıyor. Bu durumda sizin plakanız evet değerlenmiş oluyor. Evet burada bir kazanan var. Evet plaka sahipleri sizlersiniz. Ama geri kalan İstanbullu ve taksici esnafını hiç bunun içine katmıyorum. Neden katmadığımızı da birazdan anlatırız. Emekçi. Evet siz kazanıyorsunuz. Bir taraftan da bu bir
kamu hizmeti biz İstanbullular kaybediyoruz. Yani aynı sayının kalması kime yarar? Şimdi müsaade ederseniz tabii, ben buyurun, sizin sözünüzü kesmeden dinledim. Tamam. Siz de benim sözümü kesmeden dinleyin, sorularınızı sorabilirsiniz. Sabaha kadar da yayında kalabiliriz. Sıkıntı yok. Süper. Şimdi taksi bulamazsanız tanıdığım var, çağırırım ben Sayın Başkan. Şimdi şöyle bir şey, biz her an her zaman taksi buluruz. Siz rahat olun. Siz peki. Bulursunuz siz. Şimdi taksi plakası nedir? Ne zaman verilmiş? Yasa nedir? Onu bir anlatayım. 10.553 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla devlet bunları bize açık arttırma kapalı zarf usulü sattı. Çok yüklü miktarda bedeller ödeyerek biz bu plakaları aldık. Bugünkü değerine kadar. Plakaları alırken biz çok gayrimenkul sattık ve çok büyük bedeller ödedik. Ve şart şuydu. Geçiminizi bu işten sağlayacaksınız, sınırsız, sonsuz bu işi yapacaksınız diye devlet bize bunları sattı. Bakın İTK kararları ve UKM kararları elimde. 86, 89, 90, 95, 98. Bir de geçen sene taksi sayısı artışı var. Bunu Büyükşehir Belediyesi'nden daha yeni aldım. Bak bu tarihlerde taksi sayısı artışı var. Şimdi biraz önce bahsettiniz Londra'yı, Paris'i, New York. Oralarda servis taşımacılığı var mı? İstanbul'da 66 bin servis taşımacılığı var. Oralarda minibüs var mı? Yok. 6 bin tane minibüs var. Okul servisleri yok mu? Var. Bak iyi inceleyin. Bundan sonra iyi inceleyin. Bizim ben gittim gördüğüm için söylüyorum. Var. İstanbul'da olan taşıma türleri o ülkelerin hiçbirinde yok. Ayrıca ama onlarda biz da taksi... Var, bir lisans var ve lisans kısa süreli iptal de edilebiliyor. Anlatayım konuyu Şule Hanım. Buyurun. Biz taksi sayısının artışına neden karşıyız? Bakın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Bey yerel seçimlerden önce iki defa esnaf odamızı ziyaret etti. Bize dedi ki ben size parmak sallayan olmayacağım. Ayrıca şeffaf, adil, iyi bir yönetim sergileyeceğim. Beraber yöneteceğiz İstanbul'u. Ayrıca sizin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir birim masanız olacak dedi. Ve bizim esnaf bu sözlere inandı. Ondan sonra seçildikten sonra maalesef Sayın Belediye Başkanımız bunların hiçbirini yerine getirmedi. İnatla 5000 plaka, 5000 plaka. Biz neden karşıyız? Bakın, bir, usul ve esaslar yanlış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dernekler, vakıflar, kooperatifler, tüzel kişilikler kesinlikle plaka alamaz, çalıştıramaz. Kanun var. 10.553 sayılı kanun var. Ama bunların nasıl çalışacağının usul ve esaslarını UKM belirleyebilir. Biz diyoruz ki Sayın Belediye Başkanımıza verdiğiniz sözleri tutun, gelin ortak bir masada oturalım. Şeffaf, adil bir şekilde sorunları konuşalım, çözüm önerilerini üretelim. Bir, ilk önce teknolojiye geçelim. İki, taksi üzerinde ısrar ettiğiniz kadar trafik çözüm konusunda ısrar etseydiniz belli bir yol alınırdı. Trafik belki biraz rahatlardı. Ayrıca Buğra Bey, bak isim veriyorum, genel sekreter yardımcımız, bu işin uzmanı, İzmir'den geldi. İzmir'de genel sekreterdi. İzmir'de ihale usulüyle 10.553 sayılı kanuna göre taksi sayısının artışını yaptı. Ayrıca Utku Bey, Ulaşım Daire Başkanımız İzmir'den geldi. Ulaşım Daire Başkanımızdı. Orada da aynı konuyu usule, esasa, kanuna göre yaptı. İzmir farklı bir il mi? Farklı bir partinin yerel yönetimi mi? Yani bakın, siz ihale yöntemiyle eğer bakın, taksi plakası arttırmayacaksa razıyız mı diyorsunuz? Oraya geleceğim. Şimdi İzmir'de nüfusa göre 1200 kişiye bir taksi düşüyor. İzmir'de nüfusa göre. İstanbul'da nüfusa göre 1870 kişiye bir taksi düşüyor. Bakın oranlara bakın. Biz diyoruz ki belediyemize sesleniyoruz. Kurumlara sesleniyoruz. Yetkililere sesleniyoruz. Bir, üniversite raporu hazırlansın. Bilimsel rapor. İki, teknolojiye geçelim. Yolcuyla taksiciyi buluşturan sisteme geçelim. Üç, trafiğe biraz çözüm bulun. Dört, oturup konuşalım.
usule, esasa, kanuna göre hep beraber karar verelim. Taksi sayısının artışına ihtiyaç varsa kanuna uygun bir şekilde ihale yöntemiyle taksi sayısının artışı yapılabilir. Bakın, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin taksi analiz raporu. Ne diyor? İstanbul'da diyor taksi sayısının artışına ihtiyaç yok. Şimdi Murat Bey, siz bunu inceleyebilirsiniz. Ben inceledim bu raporu. Bu rapor var, evet. Bu raporun ayrıca, tam karşı bir raporu da ayrıca, var. Raporları dikkate alıyorsanız ama sırayla gitmemiz lazım. O belediyenin hazırlattığı rapor UKM'den bir gün önce imzalandı. UKM günü gündeme getirildi. O zaman şöyle bakın. Bunu raporda şimdi hazırlattınız o zaman. Tam onu söyleyecektim. Biz rapor hazırlatmayız. Biz sadece tarafsız bir şekilde bir analiz çalışması istedik. Ne diyor bu raporda? Ben size şunu söylerim. Bu raporda şimdi, da o zaman derim ki taksimetrenin daha çok kazanması için de içerisinde bilgiler var. Acaba bunu Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu mu yaptırdı derim. Yani şimdi, bir raporu dikkate alıyorsanız karşısındaki raporu da dikkate almanız lazım. Bir başka İTİ raporu var. Hani izleyicilerimiz bunu da bilsin diye söylüyorum. Biz soru bakın uzunca anlattınız. Timur, karşı raporunda da bir başka İTİ raporu var. Onda da ne deniyor? Taksi bu sayısına raporda, ihtiyaç evet, var. Şimdi bu raporda aslında şu, yani sizin de anlattığınız gibi diyor ki toplu ulaşım da gelişti bu süreçte. Türkiye'de servisler de var, minibüsler de var. Bu nedenlerle raylı sistem arttı diyor. Toplu taşım arttı ve belediye başkanımızın sözü var. Diyor ki ben raylı sistemi aldığım noktadan iki katına çıkaracağım diyor. Bakın biz diyoruz ki sayın belediye başkanımıza, yetkililere gelin beraber oturalım. Zaten oturuyorsunuz her yerde. UKAME toplantılarında ayrı ayrı oturmuyorsunuz. Belediye size bir plan sundu. Siz de o plana karşı kimse çıkıyorsunuz. Kimse bize plan sunamaz bir. UKAME de bunu şey yapmıyor mu? Hayır. İkincisi bir öneri getiriyorsun. Bakın. İkincisi belediye başkanımız hiçbir zaman bizle bir masada oturmadı. Sadece geldi bize güzel vaatler verdi. Ondan sonra 5000 plaka, 5000 plaka da bir şey söyleyebilir miyim? Bakın buyurun. Şimdi İstanbul'un Büyükşehir Belediyesi'nin en temel işlevi ne? İstanbul'da insanların trafik sorunu yaşamaması. İnsanların taksi bulmakta sorun yaşamaması. Bakın siz şey değilsiniz, yani taksici esnafının başkanı değilsiniz. Siz taksi plakalarının sahiplerinin bir meslek odasının başkanısınız. Yani sizin şu doğal, normal, ben size bir şey demiyorum. Siz diyorsunuz ki ben kendi ekmeğimi korumak zorundayım. Benim işim bu diyorsunuz. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işi de sizin ekmeğinizi korumak değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin daha bir önemli misyonu bu halkın kolay taksi bulabilmesi, konforlu taksi bulabilmesi, iyi bir şekilde ulaşım yapması. Halka hizmet ederken trafiği çözerek hizmet edecek. Bakın, şimdi trafiği çözmekle ilgili bakın. Sizin söylediğiniz raporda diyor ki ben kısacık sizden bir lafı alayım şunu söyleyeyim. Sizin raporunuzdaki bu tespitler var. Aynı şekilde İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yine kendi İstanbul Teknik Üniversitesi üstelik sizinki şehir plancıları odasından herhalde bir profesörün raporu aynı şekilde İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Ulaşım Araçları Uygulama Araştırma Merkezi'nin hazırladığı Timur İstanbul Bey, Taksi Sistemi incelemesi diye bir şurada bakın %90 yazıyor. Trafik %90'a ulaşmış. %90 trafikte taksi sayısını 17.000'in üstüne iki kat da artırsanız bu memlekette o sorunu çözemezsiniz. Neden? Şimdi o %90 aldığınız gün hangi gün bilmiyorum. Biz İBB'nin temsilcisi değiliz. Pik saatlerinde. Evet. Bakın biz İBB'nin temsilcisi değiliz. Soru cevap gidelim. Trafik sorunu da İstanbul'un bir sorunudur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Ulaştırma Bakanlığı da bu sorunu çözmelidir. Bu başka bir mesele ama biz herkesin bize yazdığı, biz İstanbulluların yaşadığı bir taksi sorununda sizin sorunu olarak görmediğiniz sayı bir şeyi anlamaya yapmaya çalışıyoruz. O yüzden masanın en böyle sakin Timur Soykan'ın da konuşmasına izin verin lütfen. Şimdi, çünkü bir rapor üzerinden olarak, size soru soracak. Sonuç olarak biz, tamam, cümleden sonra ben devam edeyim. Bilimsel raporlar hazırlansın yetkililerle. Bilimsel rapor var diyorum ben de işte ama. Onu burada da var. Evet, burada bakın, da var. Ama burada bu rapora karşı. Bir dakika sonuç olarak söyleyeyim. Siz buradan bir şey Sayın anlarsınız. Aksu, bir o dakika. Rapor hazırlayan kişi Murat kimdi? Murat Çelik. Arkasında yazılır. Şimdi buyurun, Murat Çelik tweet attı da onun için söylüyorum ben. O rapor, Gürman Bey iyi geceler, gerçekten söylüyorum. Ben raporu 3 yıl önceki haliyle bir anlık durumu yansıttığını ve geçerliliği yitirdiğini söyleyebilirim. Aslında söyleme iyi, çok da isterim. Baştan sona yanlış anlaşıldı o rapor ya da seçilerek okuluyor. Şimdi rapor tekrar hazırlanabilir. Biz her an rapor hazırlayan kişi söylüyor bunu. Bakın bir, belediyemiz, bakanlığımızın yetkilileri bu konunun muhatapları
beraber bir bilimsel çalışma yaptıralım. Hatta onlar yaptırsın. Ama Nevit Bey, bir var olan bir rapor var. Onu niye burada da var olan bir rapor var. Bir. İkincisi, İstanbul biliyorsunuz e-taksi uygulaması yaptı. Evet. Başaramadı, beceremedi ve yolcuyla taksiciyi buluşturamadı. Bu da sizin iddianız. Tek çalışmıyor. Kamera sistemleri çalışmıyor. Şu anda sistem çalışmıyor. İSPARTAK'ın yetkisinin alınıp görevinin sonlandırılması olabilir mi bu Aksu Bey? Şimdi o bizim konumuz değil. Demek ki bu bizim muhatabımız e-taksi ise çalışmıyorsa onu biliriz. Ben dakika biz anlatayım. İBB tarafında değiliz, sizin karşınızda da değiliz. Bir dakika. İstanbul evet, halkının bakın İstanbul milletinin sorununu çözmeye çalışıyoruz. Ne söylemek istediğinizi ifadelerinizden anlıyorum. Bir ben dakika bana müsaade edin. Biz diyoruz yapmayın ki taksi sayısının artışı bu kriterler oluştuktan sonra oturup konuşulup kanuna uygun bir şekilde ihaleyle arttırılabilir. Ama reddediyorsunuz. Arttırılabilir. Büyükşehir Belediye Başkanımızın teklif ettiği konuda biz taksi sayısının artışına karşıyız. Neden? Kanuna aykırı dernekler, vakıflar, kooperatifler, tüzel kişilikler taksi alamaz, çalıştıramaz. Yasaya uygun bir şekilde kriterler oluşur, taksi sayısı artış olabilir. Sizler de çeşitli yöntemleri bununla ilgili sizin karşı olduğunuz şu mu yani? Siz diyorsunuz ki eğer taksi sayısını arttırmasına aslında biz itiraz etmiyoruz. Ama bu belediyenin hükümranlığında değil, yani belediyenin sorumluluğunda değil, bizim sorumluluğumuzda olursa biz razıyız diyorsunuz. Doğru hayır, mu? Hayır. Peki itiraz ediyorsunuz? Bakın diyorum ki, tekrarlıyorum. Büyükşehir Belediye'miz, muhatabımız, evet, ulaşımla alakalı bakanlıklarımız, yetkili kurumlar bir araya gelelim. Bilimsel bir çalışma yapılsın. Trafik sorunuyla alakalı bir çözüm bulunsun. Ayrıca teknolojiye geçelim. Bunların sonunda eğer taksi sayısının artışına ihtiyaç var ise 10.553 sayılı Bakanlar Kurulu kararına uymak şartıyla taksi sayısının artışı sağlanabilir. Buğra Bey İzmir'de nasıl sağladıysa burada da sağlayabilir. Açık net söylüyorum. Evet Bey, tamam, bakın bu konuda buyurun, bilimsel bir rapor var. Ben kısacık bir dakika ondan bahsetmek istiyorum. Ece'de kayıt varsa, tablolarımızı gösterebilirse zaten Haziran 2020'de... Bu bilimsel raporu kabul etmiyorsunuz. Hayır, o da bir rapor. Hayır, işte ama bunun antitezi de var. Siz bu kabul ediyorsunuz ya. Evet, onun bir antitezi de var. Birincisi şu söyleniyor. Bu üç bilim insanının imzasıyla hazırlanan bu raporda, Ece'de ekrana getirebilirse grafikleri, İstanbul'daki taksi sayısında çok büyük bir yetersizlik olduğundan bahsediliyor. Yani 1000 taksiye düşen kişi ortalaması diye bir hesap yapılıyor. Dünya ortalamasının 3 olduğu, yani 3 olması, hedeflerinin bu olduğu ifade ediliyor. Bu İstanbul'da sadece 1.2. Yani İstanbul'da 1998'den beri bir şekilde 17.000 civarında kalan taksi sayısı hiçbir şekilde bu ihtiyacı karşılamadığı özellikle vurdu. Daha sonraki grafiklere bakabilir miyiz arkadaşlar? Ve bu özellikle Londra, Paris, New York gibi kentlerle tamam, kıyaslanıyor. Oradaki raylı sistemlerle karşılaştırıyor, kıyaslanıyor. Ve baktığımızda oradaki raylı sistemler çok daha şey olmasına rağmen, çok daha yaygın olmasına rağmen, toplu ulaşımı çok daha gelişmiş olmasına rağmen İstanbul'daki taksi sayısının yıllarca aynı düzeyde tutulup hiçbir şekilde bir ilerleme olmadığını, bu da toplumda büyük bir mağduriyet yarattığı ifade ediliyor. Bunun için de bu raporda, yani İTÜ'nün Haziran 2020'de hazırladığı bu raporda şöyle bir öngörü var. Deniyor ki İstanbul'da taksi sayısı 2020 yılında 45.000 olmalı ve 2020 yılındaki tahdit öncesi eğilime göre 2020 yılı İstanbul taksi sayısı 41.844 olmalı diyor. Ve en son bu